Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Şu an Kaş Gökseki plajındayız. Halk plajı burası. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Böyle bir dubası var. Buradan gelip atlıyorsunuz. Çok keyifli. Daha iyi yüzme bilenler için ileride bir duba daha var. Şurada restoran kısmı var. Self servis, burada yemekler falan var. Şezlong, şemsiye, şezlong 25 lira. Şemsiye de 25 lira arkadaşlar. Ama biz şu şekilde yaptık. Kendi kamp sandalyelerimizi getirdik. İki tane şemsiye aldık. 50 TL para ödedik. Gayet rahat bir şekilde güneşlenebiliyoruz yani. Şu anda herhangi bir problem yok. Buranın en büyük olayı aslında arkadaşlar, buranın en büyük olayı direkt taşlı olması. Biraz ayağınızı acıtıyor. Kum olsa biraz daha rahat olur ama o kadar berrak kalamaz tabii ki dibi. Şuraya kadar gittiğiniz zaman zaten şu bölgelere görüyorsunuz zaten. Az ileride biraz yosun var. Ondan sonra zaten direkt açılıyor. Burada biraz hafif bir çakıl taşları olduğundan dolayı bastığınızda aşağı doğru kayıyor. Ama şu bölgeyi geçtikten sonra herhangi bir problem kalmıyor. Zaten biraz ilerlediğinizde şey oluyor arkadaşlar. Hemen böyle boy seviyesine gelmiş oluyor. Şöyle göstereyim. Gayet keyifli. Sen sevdin mi aşkım? Çok soğuk su. Ben de taş topluyorum arkadaşlar. Taş topluyor. Akvaryum yok ama kendisine kolye yapacakmış. Taşların ortasını delecek. Evet. Hı. Ama şunlarla yapacağım. Şunlar biraz zor bulunuyor. Hı. Ama onlarla kolye ya da halhal yapabilirim. Şimdi suyun altına biraz dalacağız. Suyun altına ne var ne yok göreceğiz. Hadi suyun altına doğru dalalım. Su bu şekilde arkadaşlar. Tuba, toplu, ben. Nereden? Yok ya, çok yoruldum oradan atlar. Hayır, ben buradan atayım. Dolayı. Şuradan bundan dalayım, sonra geri vereyim sana. Tamam işte, gideceğim, sallıyorum. Ha, buradan böyle atlayacağım. Evet. Ha, atlayacağım. Biraz acıdı vücudum. Evet arkadaşlar, Kaş Antik Tiyatrosu'ndayız. İşte geldik şu anda. Burada açıklaması yazıyor. Okumak isteyenler ekranı durdurup okuyabilirler bu kısmı. Çadır kurmak yasakmış. Drone uçuran bir kardeşimiz var bu rüzgarda. Helal olsun. Aşağıda da denize giriliyor. Şu alt tarafta çadır kuruluyor. Orada denize girip burayı gezmeye gelenler de var arkadaşlar. Uf. Biz de şimdi çıkıyoruz. Fıtı 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 fıtı. Böyle bir yer. Yine şuradan çıkalım. Görüyorsunuz. Gayet güzel. Yerleri de muhafaza etmek için ahşap yapmışlar. Büyük ihtimal bu daha alçakta. Ama bu şekilde yükseltmişler. Çünkü aradaki boşluklarda biraz aşağıda olduğu görünüyor ama bu şekilde yapmışlar. Böyle bir yer. Çok rüzgar var. Umarım sesim anlaşılıyordur arkadaşlar.
Ahmet abiler nerede? Ne orada? Çıkalım şöyle bir yukarıda bakalım yukarıdan. Ben çıkmak istiyorum. Ben çıkmak istiyorum. Kıskanç. Yukarıya doğru çıkıyorum arkadaşlar. Taşın yapısına baksanıza. Kesin zamanında suyun altından ya da suyun çevresinden çıkartılan taşlar bunlar. Yani bu şekilde bu halde olması enteresan. Ama restore edilmiş arkadaşlar. Şu aralardan belli yani. Şöyle. Arka tarafı. Şu taraf. Şu tarafta karşın karşı yolu arkaya doğru gidiyor. Yarımada'nın uç kısmındayız. Buradan sonrası da zaten Kaş'a çıkan kısım. Şurada Fener'i görebiliyorsunuz. Kaş'ın evleri. Böyle devam ediyor. Çekiliyor. Suratımı asla çektirmiyorum. O kadar kırmızı. Onlar da bizim fotoğrafımızı çekiyor. Onlar böyle şeyleri çok seviyor. Yeşillikleri çok seviyorlar. Böyle ormantik takılıyorlar biraz daha. Bizde sanatsal. Benim karım resim yaptığından dolayı, heykel yaptığından dolayı böyle sanatsal aşamalarla ilgileniyoruz. Evet. Ama olabilir yani, sonuçta tatildeyiz Gamzeciğim. Hayır, şöyle tatile alakası yok. İnanılmaz bir yanık var suratımda, burnumda ve alnımda. Evet. Artı deli gibi hastalanıyorum sanırım. Şimdi şu an Kaş Antik Tiyatrosu'ndayız. Burayla ilgili düşüncelerini bize aktarır mısın? Çevirsene bir. Bak ben aktarmadan şu an... Şimdi burada bir Cem Adrian konser vermeli. Ya. Burada bir Hakan Aysev konser evet. Vermeli. Değil mi? Kesinlikle. İlelebet'i burada oynamalı. Bir Atatürk'le oyunun burada sergilenmesi gerekiyor. Evet, kesinlikle. O kadar tatlı bir sahne. Bize Meis Adası'nı gösterir misin Gamzeciğim? Tam şu karşısı. Değil, tam şu arka. Aa, evet, ha, evet. Geçmişim çok söyleyeyim. Fazla yol gittiğimizden. Evet, Meis burada. Arkadaşlar. Gözüküyor mu bakayım? Evet, aslında tam şu tokamında. Evet, aslında tam şu nokta. Şu böyle bir karış kadar olan ada Meis Adası. Yunanistan'a ait bir ada. Meis'ten çok tatlı bir ada. Evet, koyarız videonun sağına sonra bir yerlerine, bilmiyorum tam neresine koyarız ama biz bayağı bir yol gelmişiz. Çünkü ben şu adayı da karıştırdım. Orası da minik bir yarım ada. Ama öncelikle bence kesinlikle burayı gelip görmeniz gerekiyor. Çok arada derede böyle araştırmadan bulunmayacak bir amfi. Kesinlikle bir koruma altına alınmamış. Herhangi bir bilet giriş ücreti yok. Yani buradaki bu yapıyı turizme çevirmemişler. O yüzden çok keyifli. Ve burada bulunan insanların azlığından da aslında nokta atışı yapıp bulunabilecek bir yer olmadığını anlıyoruz.
Yani kesinlikle böyle araştırıp doğanın içinde gezerken keşfedeceğiniz bir lokasyon. Özellikle bu açıdan size göstermek istedim. Şu an ben Amfi tam ortaladığımı düşünüyorum. Sağında Yunanistan Meis Adası, solundaki yarımada yine aynı şekilde Antalya'ya bağlı. Ve burada oynanan oyunların, yıllar öncesinde, tarihler öncesinde oynanan oyunların, belki verilen konserlerin, keşke böyle bir, nasıl diyeyim, bir datası olsaydı ve bilseydik. Kim bilir kimler döneminin ünlüleri mi artık, yoksa çok saygı gören insanları mı oynadı bilmiyoruz. Belki de asla böyle şeyler yapılmadı. Bambaşka şeyler için de kullanılmış olabilir. Çünkü çok minik, minik tatlı bir amfitiyatro ama çok sevimli. Bilmiyorum ya, doğa o kadar inanılmaz ki. Yüzyıllar boyunca gelen ve yüzyıllar boyunca gelen kalıntıların bu denli kalıcı olması İnan çok keyif verir ve büyülüyor. Evet, şahsız derdi de sürtü. Evet, şu an dikkat et taşlara. Şöyle bir sabit kal, buradan bir screenshot alın. Bir dakika, sabit kalsan ben de istiyorum screenshot. Dur, çocuk adam dur. Denizi de gör. Bir dakika. Sen çık bir tık üstte. Ben ineyim. Dur. Sabit tut. 3, 2, 1. Oraya bak şimdi. Evet. Tamam. Çok tatlı bir yerdeyiz. Şimdi. Beni takip et. Samet'in tişörtünü aldım çünkü güneş o kadar yaktı ki beni arkadaşlar. Yani zaten ultra beyaz tenliyim. Şöyle bir ayağımın üstünü göstermek istiyorum. Çapraz bir şekilde yandım. Ve gerçekten acı çekiyorum. Evet. Şöyle iniyoruz. Buraya. Buranın da temizliği için Efes sponsor olmalı. Her yerde Efes kapağı görüyor. Evet, Efes lütfen antik yerlerdeki sürdürülebilir bir çözüm bulsun. Yani biz geldiğimizden beri kapak topluyoruz. Burada da var bir tane. Ama bu kapaklar ve sigara hizmetleri gerçekten toplanarak bitmeyecek kadar çok fazla. Bunun için ekstra bir hassasiyet göstermesi istiyoruz. Evet, doğa içinde bir doğa harikası. Şahmet Hüseyin'e aktarıyorum. Evet arkadaşlar, antik tiyatroyu da bu şekilde gördük. Kaş Antik Tiyatrosu'nu. Bence kullanılabilir. Sadece biraz daha özen gösterilmeli buraların faaliyete geçmesi için. Belki çok fazla insan almayabilir ama belli sayıda, belli kapasitede insanları alarak burada etkinlikler gerçekleştirilebilir. Buralar değerlendirilebilir. Şu anda bakımlı halde duruyor. Restorasyon edilmiş ama çevreyi bok götürüyor. Bak. Bak. Bak görüyorsun değil mi? Evet, çok güzel. Sigara bak. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun. Her tarafta pislik. Ya kapıya bir güvenlik koyun. Burada insanın içki içmesin, bir şey yapmasın. Ya bir tel örgüyle çevirin. Ya bir tel örgüyle çevirin. Ya bir güvenlik koyun. Yani niye yani? Neden kirletiyoruz ki bu kadar? Biz de içtik ama gittik çöpe attık yani. Kesinlikle doğaya izlerinizi bırakmayın. Daha güzel izler bırakın. Ağaç dedin, ne bileyim. Hayvanlara karşı hassas olun. Ama sigara hizmeti, bira şişesi, saçma sapan plastik bardaklarınızı atmayın arkadaşlar. Ya evet. Atmayın. Bakın çok basit. Atmayın. Yanınıza evet. Bir poşet alıyorsunuz. Çöpünüzü, kullanmadığınız artıkları onun içerisine atıyorsunuz. Doğaya atmıyorsunuz. Arkadaşlar bu ormanlar geçen sene yandı. Bakın şunlar var ya, bu ağaçlar hep Marmaris'te yandı. Çok rüzgar var, sesim az geliyor olabilir. Yani kıymetini bilelim. Gerçekten kıymetini bilelim. Buraya gelip aralarına yürümek, bu ormanların içine girmek,
nefes almak o kadar güzel şey ki. Belki burada yaşayanlar bunların kıymetini az çok bilemiyor olabilir. Çünkü sürekli baş başa olduklarından dolayı. Ama bizler buraya bir haftalık, üç günlük, beş günlük tatile geliyoruz yani. Buraların kıymetini bilelim ya. Gerçekten. Değer verelim. İlgilenelim. Üç tane olsun çöp alalım. Bir poşet çöp topladık attık ya. Yazık günah. Ormandan topladık attık ya. Fazla çöp var. Ya en çok beni rahatsız eden şey kesinlikle sigara hizmeti. Atmayın. Bunu atmayın. Gerçekten atmayın. Çünkü yok olmuyor. Yüksek konuşuyor. Ses az. Evet. Lütfen gelin, gezin, görün. Fotoğraf çekin. Buraları tanıtın. Ama onun dışında karavanları da gösterelim. Kirletmeyin. Gerçekten kirletmeyin. Bir şey söyleyeyim mi? Karavancılar çok temiz ha. Çok temiz. O kadar dikkat ediyorlar ki. Yani karavancılar gerçekten çok temiz takılıyorlar burada. Yani en temiz. Gözlemlediğimiz kadarıyla zaten karavan kültürünü benimseyen insanların genelde karakteristik özellikleri doğayı sevmeleri oluyor. Ve onlar herhangi böyle kalıcı, bizim rastladığımız kadarıyla sigara hizmetleri herhangi böyle çöp artı vesaire bırakmıyorlar. Bu konuda çok hassaslar. Çünkü doğa onların evi. Tatil karavancıları dışında yaşam stili olarak benimseyenlerden bahsediyorum. Biz de öyle gezdik, topluyoruz o zaman şeyleri. Videoyu kapatalım. Bir kapatış ufak yapalım. Ufak. Çünkü benim yüzüm gerçekten çok fazla. Kaş yanıyor. Antik Tiyatro'yu gezdik. Kaş Antik Tiyatro nerede? Antalya'nın Kaş ilçesinde, Yarımada'nın tam çıkış kısmında yer alıyor arkadaşlar. Evet, ama buradan biraz ileriye doğru gittiğinizde evet, Kaş'a varıyorsunuz ama zaten merkeze. Ama biraz arada derede bir yer. Evet, arabanızın olması daha iyi olur. Kesinlikle ve sormak da bulunacak gibi bir yer değil. Ama onun detaylarını biraz soru çekerken de var. Ya konumunu bırakırız biz açıklamalara. Evet, bırakabiliriz lokasyon evet olarak. Çok rüzgar geldi, kapanışı şu an çekmeyebilirim. Arkadaşlar rüzgardan dolayı kapanışı yapamadık. Kaş Antik Tiyatrosu'nu gezdik. Kaş'ın tam çıkışında, Yarımada'nın tam Kaş'a varan uç noktasında, Kaş Camping'in tam karşısında. Bir dakika var. Kaş Camping'in, Kaş Yarımada'sının tam uç çıkış kısmında arkadaşlar, Kaş Camping'in de karşı tarafında Kaş Antik Tiyatrosu'nu bulabilirsiniz. Ücretsiz giriş, serbest, free. O yüzden inanılmaz derecede çöpler var. Neyse, kendinize iyi bakın. Bu video da böyleydi. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapın. Lütfen beğenin. Hoşçakalın. Bay bay. Ne abone olmadınız?